Nar ağacımızda da bu sene çok güzel çiçekleri vardı. Fakat bütün çiçekler döküldü. Böyle kahverengili uçları kurumaya başladı. Meyvesi de oldukça az. Birbirine değen narlar bir tanesi düştü. Mesela burada bir tane nar var. Sirkeli suyla yıkadım. Üzerinde beyaz pamukçuk oluşmuştu. Burada da var. Onu da sirkeli suyla yıkadım. Burada 4 tane nar var. 4 tane nar çok güzel görünüyor ve çekirdeksiz nar. Birbirine değen yerleri böyle böcekleniyor. Beyaz beyaz. Yıkadım ben bunu. Böyle araya dal falan getirmeye çalışıyorum. Hava alsın diye. 4-6 tane nar var. Bu çatlayıp daha olgunlaşıyor. 6 bir de burada var. 7 tane nar var. Bunlar çatlayıp düşebilir. Kaç tanesi sağlam kalacak bilmiyorum. Koskoca ağaçta 6 tane. Geçen sene oldukça fazlaydı. 15 tane falan nar almıştık. Yine narın yanında limon var. Limonlar böyle yapraklar uçlardan dökülüyor. Kuruyor. Bakın kurudu. Yani suyu yok. Yaprakların uçları gördüğünüz gibi buruştu böyle. Şu şekilde. Birbirinin içine girdikleri için, hava alamadıkları için. Mesela şurada sağlam limonlar var. Ama bak kurumuş. Kurumuş şey var. Limon var. Şurada birbirine değen limonlar var. Onlar büyük ihtimalle sararmış da dökülecek bir tanesi tam olgunlaşmadan. Üzeri bol bol karıncalı. Bu ağaçlara karınca gelmesin diye kireçle boyamak gerekiyormuş. Kireçe karınca gelmiyormuş. Denemek lazım. Bu limonumuz da az da olsa var. Bu biraz daha sağlıklı görünüyor. Belki etrafı biraz daha açık olduğu için yaprakları iri iri. Belki cinsi farklıdır, onu bilmiyorum. O duvarın arasında sıkıştığı için büyümüyor zaten. Hep aynı. Ama bu büyüyor. Bunun yaprakları da büyük büyük. Bayağı oldukça iri yaprakları var. Ama limonu az oluyor bunun da.